Şeytanı Allah'a sığınırım. Kıyamet suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, kalkış gününe and ederim. Kalkış, ayağa kalkış. Yani insanların dirileceği gün. Aynı zamanda İslam'ın canlanacağı, bütün İslam aleminin ayağa kalkacağı gün, ona da işaret eder inşallah. Ve yine hayır, kendini kınayıp duran nefse de and ederim. İnsanın kendini eleştirmesi, nefsini temize çıkartmaması Müslümanı veli karakterle yapar, üstün hale getirir. Akıllı ve sağlıklı hale getirir, kendini kınaması. Kendini yüceltince hasta oluyor, delirir. Kendini kınadığında, nefsini eleştirdiğinde yücelir, açılır, akıllı olur. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Yani fıtratında var. Fucurla. Evet. Allah'a zıt hareketler yaparak, Kur'an'a zıt hareketler yaparak devam etmek ister. Mesela enaniyet, gurur, kibir, büyüklük hissi, terslik, yalan söyleme, harama girme, her türlü Kur'an'a zıt hareket. Bak, ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Fıtratında var. İnsan bu özelliğine karşı direnecek. İnşallah. O zaman sevap kazanıyor. Kıyamet günü, insan o gün kaçış nereye der? Yani artık kıyamet başlamış. Kaçmak istiyor ama kaçış nereye demesinin nedeni, kaçacak yer yok. Mesela bir tarafa doğru kaçıyor, orada yanmış vaziyette. Evet. Oraya kaçıyor, orada ya. Havaya binse, uçağa binse, uçak da felaketin içine gidiyor. Kurtuluş yok. Evet. Hani filmlerde var ya, bazen uçağa biniyor, kurtulmaya çalışıyor. Evet. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde kurtulamaz. Onun için kaçış nereye diyorlar. İnsan o gün önceden takdim ettikleri, önceden takdim ettiğini, işte namazı, orucu, İslam'ı tebliğ etmesi, hayırlı işler, sabırlı olması, şefkatli olması, İslam için yaptığı bütün gayretler, kitap dağıtması, her şey. Bak, insan o gün önceden takdim ettikleri, önceden. Ama bak, bir şey daha diyor Cenab-ı Allah. Ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Bir de erteledikleri. Ya diyorsun mesela, tebliğ yap, İslam anlat. Ya bir dahaki sene yaparım diyor. Yahut akşam yaparım diyor. Fakat gitmiyor. Namaz kıl diyorsun, ya yaşlandığım vakit yaparım diyor. Kur'an'ı oku diyorsun, ileride yaparım, acelesi yok diyor. Erteliyor yani, sürekli erteliyor. Mesela kitap dağıt diyorsun, erteliyor. Dini anlat, erteliyor. Şunu söyle, erteliyor. Sürekli erteleme eğilim, insanlarda vardır bu. Bu büyük tehlikeye Kur'an dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. 13'ün sure, bak, kıyamet suresi 13. Erteleme, Allah'ın haram kıldığı, beğenmediği bir şey. Ve bunun hesabını soracağım diyor Allah, ertelemenin. Ya mesela güzel söz söyleyecek. Ya söyleyecektim zaten diyor. Hemen söylesene. Ya güzel konuşacaktım diyor. Affedecektim zaten diyor. Niye bekletiyorsun? Ertelemeyi Allah kabul etmiyor. Hayır diyor bak Cenab-ı Allah. İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yani kendini çok iyi bilir insan diyor. Kendi mazeretini ortaya atsa bile diyor Allah 15. ayette. İstediği kadar bahane söylesin. Kendini gayet iyi bilir. Mesela diyor ki ben yalan söylemedim. Halbuki biliyor yalan söylediğini. Mesela ben dürüstüm diyor. Halbuki biliyor dürüst olmadığını. Ben tembel değilim diyor. Halbuki biliyor tembel olduğunu. Allah'a inanmıyor. Halbuki biliyor Allah'ın var olduğunu. Dine inanmıyor. Dinin de gerçek olduğunu biliyor. Çünkü peygambere inanmıyorum diyor, haşa. Halbuki biliyor. Gayet iyi biliyor. Nefsinde buna emin. Nereden anlıyoruz? Diğer ayetlerden de insanın bizzat kendi müşahedesinden anlıyoruz asıl ama. Çünkü ayet iman edilmesi gereken hüküm. Ama insan bizzat kendi görüyor. Bizzat kendi bildiği bir gerçek oluyor. Onun için Cenab-ı Allah kendi mazeretlerini ortaya atsa bile diye onu açıklamış.
onu Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket edip durma. Şüphesiz Kur'an'ı kalbine toplamak ve onu sana okutmak bize ait bir iştir. Yani hafızanda ben seni tutacağım diyor Cenab-ı Allah. Sen acele etme.